Herkese merhabalar, kanalıma, yeni köşelerime ve her zamanki kalbime hoş geldiniz. Benim canım arkadaşlarım, inanmazsınız bu videoyu ikinci kez çekiyoruz. Normalde geçen hafta yayınlayacaktık ama ilk yayın gününün heyecanından aşırı kasılmışım, donuk olduğum için benim canım ekibim dedi ki insanlar şok olur seni böyle izlerse, daha böyle güleç şekilde anlat. Ben de dedim ki kulüp gibi bir hikayeyi ben ne kadar gülerek anlatabilirim. O yüzden şimdi elimden geldiğince ben samimi olarak size bütün hikayeyi hem sosyolojik olarak hem bir izleyici gözünden neleri takıldığımı ve dikkatimi çeken yerlerin hepsini hem de bu hikayeyle ilgili geçmiş yaşamda denk gelen karakterler, acaba onlar mı bu hikayenin kahramanları diye böyle gazete küpürlerinde bulduğumuz haberleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız Netflix'te girdiği andan itibaren tüm herkesin dikkatini toplayan, bütün sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda bile bahsedilen kulüp dizisinin dizi yorumlaması, analizi, spoiler'ı ve magazinsel detayları gelsin. Kulüp dizisi 1950 yıllarında gerçekleşiyor. İspanya'nın zulmünden kaçan seferat Yahudilerinin Türkiye'ye, İstanbul'a gelmesi, yerleşmesi ve buradaki hayata adaptasyonu anlatılıyor. Dizide kullanılan dil ise seferat Yahudilerin ana dili olan Ladino dili ve UNESCO tarafından koruma altına alınan bu dil o kadar az konuşuluyor ki artık gerçekten bunu bir dizide görmeleri, bu tarz Yahudilerin ilk defa basında ve toplumda görünür olarak ispatlanması sebebiyle diziye ayrı bir önem teşkil ediyor. Şimdi bundan sonra anlatacağım kısım biraz spoiler olabilir, o yüzden dinlemek istemeyenler lütfen durdursun ya da başka videoya geçsin. Dizinin asıl kahramanı Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Matilda. Matilda aslında çok varlıklı bir ailenin kızı ve prensesler gibi büyütülüyor, annesiz. Babasıyla abisinin varlık vergisini ödemesine rağmen aşkına kampına sürgüne gitmesi ve orada çok çalışmaktan hayatını kaybetmesinden sonra Matilda bunu yapanın, arkalarından kalleşçe vuranın, onun sevdiği, güvendiği ve çocuğunu taşıdığı, babasının da en çok güvendiği, yanında çalışan adam olduğunu öğrenince intikam için o adamı vuruyor ve hapse düşüyor. İşte hikaye böyle başlıyor aslında. Daha sonrasında yıllar geçiyor, Matilda çocuğunu doğurduktan sonra yetiştirme kampına veriyor ve bir daha görmüyor. Hapishaneden bir af vasıtasıyla çıkıyor ve sonra kızı Rachel'le tekrar karşılaşmalarını ve bütün olay örgülerini dizimiz konu alıyor. Kısaca spoiler vererek bu kadar anlatabilirim size. Matilda'nın kızı Rachel'den bahsetmek istiyorum size. Adı Asude Kalabek ve 1999 doğumlu. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencisiymiş. Okuldaşım olduğu için de ekstra bir sempati duydum. Rachel'in rolünü bu kadar güzel, saf ve gerçekçi oynaması beni gerçekten çok etkiledi. Çünkü böyle bir karakterin o dönemde yaşadığına inandım ben. Oyunculuklardan bahsetmişken Selim Songür, yani Salih Bademci'nin oyunculuğu beni mest etti. Oscar'lık bir performans gösterdi. Gerçekten oyunculuğunu çok beğeniyordum ama bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Selim Songür'le ilgili de gerçek hayatta hangi karakter olduğuyla ilgili birkaç dedikodu var. O da size videonun sonuna doğru açıklayacağım. Dizideki diğer tüm oyuncular çok iyiydi. Çelebi karakterini canlandıran Fırat Dalış'a zaten söz söylemek haddime bile değil. Onun dışında da Metin Akdülger oynadığı rolle bir gece kulübünün sahibiyken geçmiş yaşantısında, aslında orijinal hikayesinde gayrimüslim olduğunu öğreniyoruz ama bir yerlerde belli bir başarı edinmek için Orhan rolünde Müslüman bir kılığa girmesi gerektiğini annesi Suzan kardeş yüzünden küçük yaştan itibaren bu rolü oynamak zorunda bırakıldığını anlıyoruz. Buradan Suzan kardeşe de selam olsun. Gerçekten böyle usta oyuncuları bu tarz platformlarda, dizilerde, televizyonlarda görmek benim aşırı hoşuma gidiyor. Umarım artarak da çoğalmaya devam ederler. Dizide size bir olaylardan bahsettik ve asıl hikaye burada bir şekilde aşk hikayelerine dönüyor. Çelebi ile Matilda'nın geçmişindeki platonik aşk ve daha sonra da Rachel'in taksici Fıstık İsmet'le yaşamış oldukları gayrimüslim ve Müslüman insanların o dönemdeki aşk hikayesinden bahsediyor. 6. bölümde bitiyor. Bir anda siz diyorsunuz ki ne oldu, dizi bitti mi? Ama hiç merak etmeyin, dizinin 2. sezon bölümleri çekilmeye başlanmış ve 2022'nin ilk aylarından itibaren de yayınlanacakmış. Orada hikayenin devamını göreceğiz. Bence gerek seçtikleri müzikler, gerek ambiyans, gerek ortam, kostümler, her şey
emek, buram buram hatta emek kokan bir dizi. Bir Başkadır'dan sonra beni gerçekten de Türk dizi tarihinde sanatsal olarak yüklediği altına sosyolojik metinler ve mesajlarla bu kadar büyüleyen başka bir dizi olmadı. Bu arada çoğu insan da bence abartılıyor demiş ama zevklerle renkler. Ben çok beğendim şahsen. Siz izlediyseniz ve beğendiyseniz ya da beğenmediğiniz noktalar varsa da yorumlara bırakın. Hepsini okuyorum zaten. Ama şimdi gelin bu hikayenin baş kahramanları gerçekte kimlermiş ve dizideki diğer sosyolojik olaylar nelermiş onları konuşalım. Kulüp İstanbul'un aslında Maxim gazinosu olduğu iddia ediliyor. Bu da kim tarafından iddia ediliyor? Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'ın vermiş olduğu bir röportajda bu hikayenin karakterleri %100 olmasa da gerçekten uyarlanmıştır diyor. Burada gördüğümüz Fıstık İsmet aslında Pera Palas'ın Asmalı Mescid'in orada taksicilik yapan Fındık İsmet olduğunu, Fındık İsmet'in Rachel'in ve Matilda'nın da Maxim gazinosunda bir süre hatta uzun bir süre birlikte çalıştıklarını ve bu aşk hikayesinin gerçek olduğundan bahsediyor. Peki herkesin oyunculuğuna hayran kaldığı Selim Songür kim? Bununla ilgili Zeki Müren diye dedikodular çıktı ama Zeki Müren değilmiş. Selim Songür'ün Erol Büyükburç olduğuyla ilgili çok güçlü bir iddia var ama %100 odur denmiyor. Ve o dönemlerde kadın solist dışında bir erkek solistin bu kadar sükse yapması ve performansıyla farklı bir şekilde o topluma hizmet etmesi gerçekten de inanılmaz büyük bir olay. Size biraz da sosyolojik olarak o dönem gayrimüslimlerine yüklenen ekstra vergilerden, varlık vergisinden bahsetmek istiyorum. 1950'lerde gece kulüplerinde, eğlence sektöründe Rumlar, Ermeniler yani kısacası gayrimüslimler inanılmaz aktif ve oldukça para kazanıyorlar. E tabi devlet de diyor ki biz çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla gayrimüslimlerin kazandığı bu paralardan varlık vergisi alacağız. Vermeyenleri de kamplara, çalışma kamplarına bu paralar karşılığındaki hizmetleri doğrultusunda çalışmaya yönlendireceğiz diyorlar. Ama o kamplarda genelde insan dışı muameleler yapıldığı iddia ediliyor. Dolayısıyla varlık vergisi sadece gayrimüslimlerin zenginliklerini ve bu tarz sektörlerde kazanmış oldukları paralar üzerinden devlete ekstra vergi vermesi için konulmuş vergi sistemi. Yani laik bir toplumda bunun ne kadar mantıklı olup olmadığını bir şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ama gerçekten de benim için bir sosyolog olarak insanları ötekileştirmenin bu kadar yanlış olduğunu savunan bir sosyolog olarak çok travmatik ve acınası bir durum. Ve maalesef günümüz topraklarında hala da dinden bile değil, mezhepten, başka şeyden insanları ötekileştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bunun taraftarı olduğu zaman bunun da taraftarı oluyor ve bunları birbirlerine çarpıştırıp farklı anlamlarda menfaat çıkar kazanabiliyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın, derdim politik konuşmak değil ama dünya var olduğundan itibaren maalesef bu ideolojide hareket ediyor. Güç sahibi olmak isteyen insanlar ne sadece dünyada ne sadece doğuda, batıda da bunu çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Kardeşi kardeşe kırdırma psikolojisini siz de bilirsiniz. Bu dizide bir de aklıma şu geldi, kader motifi ya da annelerin kaderi kızların çeyizi midir gerçekten? Çünkü Matilda'nın hayat hikayesine o kadar benzer şeyler yaşıyor ki Rachel, orada bir dönüp gerçekten de kader motifi yine tekerrür ediyor diyorsunuz. Benim kulüp dizisiyle ilgili söyleyeceklerim bugünlük bu kadar, hep bu kadar. Çünkü bir daha bunu yorumlamayacağım ikinci sezon gelene kadar. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bundan sonra son dakika haberleriyle, dizi haberleriyle ayrı bir konseptimiz. Ve o haftalık dizi yorumlarımızda da karşınızda olacağım. Bir sonraki videoma kadar özlerseniz de Instagram'a bekliyorum. O süre zarfına kadar da kendinize çok iyi bakın. Beni özleyin. Hoşçakalın. Bye bye.